500 kadar mektup yazdırıldı çocuklara. Mektuplar yazdı. Bu yazdırılan mektuplardan da 63 tanesi seçildi, kitaplaştırıldı. 63 tane mektup. Burada keşke ben herkese bir tane getirip dağıtsaydık iyi olurdu aslında ama ben bir tanesini okuyacağım. Birçok mektupta bir tanesini okuyayım size farklı bir mektup. Bu da yemekle içmekle alakalı ondan dolayı. Eray Düzenli. Çocuk 9 yaşında. Eray Düzenli ismi. Sevgili peygamberim, ben seni çok özledim. Keşke burada olsaydım, beraber çay içerdik. Bana Kur'an okuturdun. Ben arkadaşlarım arasında en iyi okuyan olurdum. Sonra seninle döner yerdim. Sonra sana ve bana bir tatlı sipariş ederdim. Bittikten sonra yemek duasını okurduk. Akşam sen bana senin en sevdiğin kitaptan okurdun. Yatma zamanı geldiğinde uyumadan önce günümüzün nasıl geçtiğinden bahsederdik. Sabah kalktıktan sonra beraber kahvaltı yapardık. Sonra abdest alıp namaz kılardık. Sonra da bu mektuptaki bütün anlattıklarını tekrar ederdik. Günler, haftalar, aylar, seneler bile geçerdi de biz her gün aynı şeyleri yapardık ama hep beraber olurduk. Eray Düzenli. Çocuk şimdi böyle bir mektup yazmış. Şimdi bu çocuğun mektubundan bu çocuğun dünyasını aslında okuyabiliyorsunuz. Bu çocuğun annesi büyük ihtimalle yatarken çocuğa dua okuyor ve başını sıvazlıyor. Diyor ki ben yatarken bana kitap okuyordun, senin sevdiğin kitaplardan diyor. Anlaşılan annesi çocuğuna yatarken kitap okuyor. Arkasından çocuk döner yemeği seviyor. Döner yemeği seviyor. Diyor ki ben sana bir döner sipariş ederdim. Bittikten sonra da bir tatlı sipariş ederdim diyor. Ve anlaşılan Kur'an kursuna gidiyor ki zaten öyle. Diyor ki sen bana Kur'an öğretirdin, ben de arkadaşlarım içerisinde en iyi Kur'an okuyan olurdum diyor. Şimdi başka birkaç tane daha şey var. Şu, bugün Peygamber Efendimiz'in ne günü bugün? Rebe Efendimiz'de ne oldu? Biliyorsunuz bence. Rebe Efendimiz'de ne oldu? Bugün Regaif Kandili. Regaif Kandili 3 ayların ilk cumasına Regaif Kandili deniyor. İlk 3 ayların ilk cumasına. İslami literatürde gece gündüzden önce gelir. Asıl Regaif Kandili yarın ama Regaif Kandili'nin akşamı bugün. Yani bugün akşam Regaif Kandili oluyor. Gece Regaif Kandili yani gece gündüzden önce geldiği için bugün Regaif Kandili'nin akşamı olmuş oluyor. Ama bugün ne oldu? Regaif Kandili'nde ne oldu? Mesela biliyor musun? Regaif Kandili'nde şu oldu. Peygamber Efendimiz, bazıları şöyle diyorlar. Peygamber Efendimiz bugün anne rahmine düştü. Ama çoğunluğu itibariyle böyle geliyor. Peygamber Efendimiz'in doğumunu hesaplayınca doğumuna göre bugün anne rahmine düşmedi. Bugün Amine validemiz yani Peygamber Efendimiz'in annesinin hamile kaldığını anladığı gün Cenab-ı Hak bugüne ekstradan sevap koymuş. Bugünler ekstradan sevaplı günler. Kim bugünlerde ibadet ederse ibadet eden insanların günahına, sevabına, haline, kaline bakılmaksızın duaları kabul oluyor. Bire belki 1000, belki bire 10.000, belki 20.000 sevap veriliyor. Bugün öyle bir gün. Hakikaten denk de gelmiş bugün babalar günü, Regaif Kandili, tatil, yarın cuma, 3 ayların başlangıcı. Enteresan bir gün olmuş. Sizin kutluğunuzun da bugüne denk gelmesi. O da ayrı bir güzel olmuş. Fakat şuna dikkat çekeceğim. Bakın, özür diliyorum sizden. Yanlış anlaşılsın istemiyorum. Fakat Regaif Kandili size ne hatırlattı deyince, Regaif Kandili daha bitti. Bakın çok bir şey söyleyemiyorum. Bundan 5-10 sene veya 20-30 sene sonraki nesiller bugünün Regaif Kandili olduğunu hatırlamaya bilecekler bile. Böyle olma ihtimali var. Bugünler veya sene, örf, adet, anane, kültür, bakın kültür,
yaşanarak öğretilir, kitaplarda değil. Bu da zor tarbiye bir yer varmış. Dün akşam bir yerde muhabbetimiz, sohbetimiz vardı da zor tarbiye bir yer varmış. Zor tarbiye hangi tabirken kendisi değil mi dedim? Şu zor tarbiye oraya girersek orada 200 kadar Arap ailesi, aile olarak 200 kadar Arap ailesi, 60 kadar da Anadolu insanı, Kürdüyle, Türkiyle, Lazio'yla, Çerkezi'yle 60 kadar da Türk ailesi var. Türkler bir cami yaptırmış, Araplar 5 kuruş para vermemiş. Cami bittikten sonra demişler ki, ya bak, biz sizden daha çok. En iyisi buraya...